Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İnsanların Kur'an cümlelerine benzen sözler olabiliyor. Buna göre Kur'an nasıl mucize olur? Evet hem Müslüman insanlar tarafından bir vesvese şeklinde sorulan bir soru. Hem de Kur'an'a karşı olan insanlar tarafından itiraz olsun diye insanları susturmak için Müslümanları susturmak için sorulan bir soru. Kur'an-ı Kerim e, Arapça harflerden yapılmıştır. Aslı harflerdir. Arapça harfleridir. E, Araplar da veya Arapca cahiblerin insanlar da aynı kelimelerle konuşuyor. Neden Kur'an'ın Arapça kelimelerden meydana gelen ifadeleri mucize oluyor da insanların aynı kelimelerde yaptıkları harfler harfler, cümleler mucize olmuyor ona benzemesin şeklinde e, zahiren görünüşte çok mantıklı bir görünen bir soru. Ama bu sorunun dünyada bizim yaptıklarımızla Allahü Teala'nın yaptıklarını karşılaştırdığımızda ne kadar uygun olmadığı anlaşılacak. Şimdi biz biliyorsunuz topraktaki elementlerden yaratılıyoruz. Aslımızda bir damla su yani sperm. Allahü Teala bir damla sudan ve topraktaki elementlerden insanı yaratıyor. Şimdi toprak elementlerinden insan yaratıldı diye insan ortaya koyalım, şöyle bir insan ortaya koyalım. Bir başka toprak uzmanı, element uzmanı ve insan uzmanı birisi de o topraktaki elementleri, aynı insandaki elementleri toplasın, topraktan o elementlerden bir çamur haline getirsin suyla ve ondan da bir heykel yapsın, insan heykeli. Şimdi o insanın yaptığı heykele gördüğümüz zaman, heykeli gördüğümüzde o heykeli yapan adam şöyle bir iddiada bulunsa ne dersiniz? Allah Teala'nın yarattığı, gönderdiği insanın bir benzerini biz de yaptık. Onun yaptığı elementlerden nasıl insan olduysa biz de o elementlerden çamur haline getirip bir insan yaptık dese buna ikna olur musunuz? Aynı elementlerden yapılmış olması onun da insan olduğu anlamına gelmiyor. O bir topraktır. Evet, onda da belki insanda buna elementleri görebiliriz. Demir, çinko, alüminyum gibi. Ama insanla bir heykelin farkını anlatmaya herhalde gerek yok. Veya sürekli naylonlardan ya da toprak maddelerinden yapma çiçekler yapan bir insan ile Allahü Teala da topraktan bir çiçek yaratıyor. Ben de topraktan yaptığım bu naylon ya da topraktan çiçekler onun gibidir demek nasıl mümkün değilse Allahü Teala'nın yarattığı çiçeği yeryüzünde bütün insanlar bir araya gelse aynı Allahu Teala'nın kullandığı malzemeleri kullanın ama yapamazsınız. Demek ki nasıl o malzemeleri kullanmakla biz bir canlı insan ve canlı çiçek yapamadığımız gibi Allahu Teala'nın Arap harflerini kullanarak gönderdiği kelamının da insanlar Arap harflerini kullanarak bir benzerini yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allahu Teala Kur'an ayetlerini ezeli ilmiyle, kelamı ezelisiyle gönderiyor. Onun zatı hiçbir şeye benzemediği gibi onun kelamı da hiçbir şeye benzemez ve onun kelamının bir benzerini yapmamız da mümkün değildir. Nitekim onun kudretinden gelen, kudretinden gönderilen insanı ve bir bitkiyi veya bir hayvanı veya bir hücresini yapmak mümkün olmadığı gibi kelamından gelen Kur'an'ın da tamamını da bir kısmını da yapmak mümkün değildir. Öyleyse neden insanların cümlelerine benzeyen şeyler var Kur'an-ı Kerim'de? Öyleyse biz neden onun bir benzerini getiremeyiz şey böyle bir iddiada bulunmak mümkün değildir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim Allah'ın ezeli kelamı olduğu için bütün kainatı, evvelini, ahirini, ebediyet alemlerini bir de Allahü Teala kendine has özel sıfatlarını ve şunatını hepsini beraber Kur'an'da anlatmış. E bu noktadan baktığımızda kainatı ihata edemeyen, Allah'ı bilmeyen ve onları bize anlatması mümkün değildir. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayetin bütün ayetlere bakan birer gözü ve bütün ayetlerle bir münasebeti söz konusu. Bu noktadan da baktığımızda insanların Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirmesi, aynı harfleri kullansalar bile yapmaları mümkün değil. <laughs>